Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Euro Truck Simulator 2'deyiz. Mapa haritasındayız arkadaşlar bugün. Mapa EAA Brezilya haritasındayız. Şöyle göstereyim. Daha önce de gösterdim. Oldukça büyük bir harita arkadaşlar. Yani bu kadar uzaklaşıyor ancak şöyle gösterebilirim size. Bayağı büyük bir harita. Haritayı indirmek isterseniz videonun açıklama kısmına linkleri bırakacağım arkadaşlar. Daha doğrusu bir tane link bırakacağım. O Equip Game sitesine yönlendirecek sizi. Oradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Valla bu haritanın bazı yerlerinde oynadım. Ama çoğu yerini bitiremedik tabii. Şu an Osorno diye bir yerdeyiz. Şöyle ince bir yol var yine. Bakalım burası neymiş, neciymiş bir görelim hep birlikte. Otobüsümüzde oyuncuyuz bize ait olan Travego Special Edition 17 SHD modeli arkadaşlar. Turkuaz rengi yaptım. Efsane oldu bence. Şöyle göstereceğim size. Gerçekten güzel gözüküyor. Ama bunun bu tarafta yansıma mı var artık ne var bilmiyorum. Şöyle içini de göstereyim arkadaşlar size. İçini de turkuaz yaptım. Bayağı şekil oldu. Tavanlar vesaire. Yani dışıyla tam renk tutmamış olabilir. Ama elimden geldiğince tutturmaya çalıştım. Şöyle içini göstereyim. Şöyle gayet güzel. Bizim şoför de niye ön tarafa doğru kaymış? Ulan rahat otursana direksiyonda be adam. Şöyle bir de uzaktan göstereyim arkadaşlar size. İçiyle dediğim gibi rengi tutturmaya çalıştım elimden geldiğince inşallah tutmuş gibi gözüküyordur. Yani tutmuş gibi gözüküyor gerçi öyle çok da kötü durmuyor. Otobüsün de indirme linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz bilginiz olsun. Şöyle otobüsümüzü bir çalıştıralım. Önce şöyle bir çapraza geçelim güzelce de. Bakalım ne gibi yollar bizi bekliyor, nedir, ne değildir. Şöyle bir çalıştıralım otobüsümüzü. Şurayı da kapatalım. Kapılarımızı da kapatalım. Evet, yavaştan çıkabiliriz. Buradan düz gidemiyoruz çünkü kaldırım var. O yüzden geri gelmem gerekiyor. Oo, otobüse navigasyon koymamışım ya. Otobüsü bu profile yeni eklediğim için navigasyon koymayı unutmuşuz. Şöyle bir bakalım. Servis var mı? Servis çok terste kalıyor. Neyse navigasyonlukta bir şeyimiz yok herhalde. Bir saniye göbekten sol yapıp dümdüz devam edeceğiz. Artık sağ taraftaki haritayı kullanacağız. Yapacak bir şey yok şu anda. Şimdi vakit kaybedemem onun için. Şunu şöyle bir açayım. Düz yola geldiğimizde haritamızı kapatırız. Bu arada trafiğimiz de kapalı. Resim çektiğimiz için trafiği de kapatmıştık. Böyle 2 yapalım. 2 yeterli mi ya da 3 yapayım bir saniye. 3 yeterlidir bizim için. Evet, şöyle sağdan devam edelim şimdi. Yavaş yavaş çıkalım bakalım. Güzel bir yola benziyor bakalım. Polis noktaları falan var. Güzel bir yola benziyor orası. İnşallah bizi yanıltmaz. Bu neye frene bastı şimdi? Dat dat. Otobüsün kornası da bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. Bu harita çok güzel arkadaşlar bu arada. Haritayı normal mod kısmına atıyorsunuz indirdiğiniz dosyaları. Oyuna girip mod yöneticisinden aktif ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir detay vereyim. Oyuna girişte çok bekletiyor arkadaşlar. Bu navigasyon verisi yükleniyor kısmı var ya, orada baya bir bekletiyor. Sabırlı olun ve bekleyin. Yani bu açılmıyor diye kapatmayın sakın. Yine böyle yalan olmasın yani bilgisayarınıza bağlı tabi bu da. 7 dakika, 8 dakika, 10 dakika o aralarda
Bekleme süreniz oluyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani bazı arkadaşların 15 dakika falan da beklediği o görülmüştür. O konuda sizi bilgilendireyim. Yani bu oyun açılmıyor işte bilmem ne diye kapatmayın sakın. Biraz sabırlı olun, açılacaktır muhtemelen. Evet, buradan sonra zaten dümdüz gideceğiz. O yüzden yine şöyle dursun da ara ara bakarız. Kapatalım navigasyonumuzu. Sağ şeridimize de geçelim biz. Sağ tarafta bug var muhtemelen. Dağ gökyüzüne doğru sivrelmiş gidiyor valla. Evet, tek şeritli yola başladık. Burada biraz araç tokatlarız muhtemelen. Valla çoğu düz çizgi ise yapacak bir şey yok. Yani biraz kural ihlali yapacağız ama iyi. Sollama çizgileri de varmış. Şimdi bakacağız zaten. Saati de sabah saatleri yaptım bu arada. Şu frenler biraz şey gibi. Yani sağlam tutmuyor gibi ama bakalım, hadi hayırlısı, inşallah kaza yapmadan seyahatimizi tamamlarız. Gerçekten çok büyük bir harita. Yani oyunu oyuna bitmiyor denilecek bir harita yani. Ben gitmedim de benim bazı arkadaşlar 12 bin, 13 bin, 16 bin kilometre yapan arkadaşlar var bu haritada. Yani 4 gün, 5 gün, 1 hafta o civarlarda sürüyor ve yani şey yapmıyorlar. Günlük 1 saat, 2 saat değil yani. Bayağı bir vakit harcamalarına rağmen 5 gün 6 gün sürdüğü oluyor yani. Büyük bir harita. Az önce ne güzel ben sollamaya çıkıyordum. Karşıdan araba geldi. Vallahi yasak masak diyeceğim ama geliyor mu geliyor. Yine geliyor vallahi. Veci yine geliyor karşıdan. Bizi sollatmayacak bunlar ya. Anlaşıldı. İşte navigasyonun olmamasının en kötü yanı keskin viraj var mı yok mu onu göremeyeceğiz. O yüzden biraz temkinli oynamamda yarar var. Şundan sonra sollayayım diyeceğim ama karşıdan yine bir tır geliyor. 3 biraz fazla mı oldu acaba ne? Neyse. Elbet bir gün sollayacağız bunları yani. İşte o gün bugün olabilir mi acaba, bakalım. Umarız kazaya davetiye çıkarmıyoruzdur şu an. Devam devam devam, bas 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 bas, gelen giden yok. Hemen kendimizi sağa doğru atalım. Evet, güzel timing. Vallahi bakabildiğim kadar baktım, gelen giden yok gibi. Ama bunları sollayamayacağız tabii. Şu arabanın arkasına yanaşalım biz. Frenler de bu arada o kadar kötü değil ya zannedersem. Yani ilk şey gibi geldi ama öyle biraz tutmuyor gibi geldi ama. Çok da fena değil gibi gözüküyor yani şimdilik. En azından bayağı bir yavaşlatıyor. Çok sert yapmıyorum arkadaşlar. Bilerek ki, çünkü böyle bastığım zaman zank diye dursun istemiyorum. Gerçek hissiyatı versin bana. Yeter. Şu tırdan sonra sollamam lazım. Basma gaza işte. Vallahi makas atıyorum şu an. Yapacak hiçbir şey yok.
Bas 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 bas. Eyvah eyvah. Valla burada da bir ters şerit yaparız artık. Makaslar, ters istikametler. Bakalım hadi hayırlısı. Allah. Şimdi burada sollamaya çıkamam. Çünkü altımızdaki taksi olmadığı için bir anda hızlanamayacağız. Bu tırcı arkadaş da bize yol vermeyecek ama şu arkadan gelen tırdan sonra bir araba daha var galiba. Hatta iki araba varmış. Ama bundan sonra muhtemelen sollarım gibime geliyor. Bu arada dorsenin rengi çok iyiymiş ya. Hayır 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 hayır. Ters istikamet. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir akrobasi hareketler. Burası biraz keskin viraja benziyor. Otobüsün rengi de doğaya bayağı uyum sağladı. Bukalemun gibi otobüs oldu. Evet, şurada bir evraklarımızı kontrol etsin de. Şu tırdan önce çıkmam lazım ama çok zor ya. Hadi 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 hadi. Gidiyor be. Torku Türk firması. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Önümdeki Türk firması Dorse modu da videonun açıklama kısmında olacak arkadaşlar. İndirilebilir bir dosya değil bunlar. İki tane koyacağım zaten. Linke tıkladığınızda sizi Steam sayfasına gönderecek. Orada abone olmanız yeterli. Daha sonra oyunun içine girerek mod yöneticisinden modları aktif etmeniz gerekiyor. Bir diğer bahsetmek istediğim yine aynı konu üzerinden bir konu daha var. Sadece trafikte görmüyorsunuz arkadaşlar bunları. Satın alıp kişiselli yani özelleştire bir eyvah bir saniye. Vallahi iyi sıyırdık. Satın aldıktan sonra özelleştirip daha doğrusu kendiniz de oynayabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Bir yandan araba solla, bir yandan karşıya bak. Dolayısıyla konuşmakta bayağı bir zorlandım. Tıra da vurduk çaktırmadan. Şu an zannediyorum rampa yukarı tırmanıyoruz. Yani çift şerit bize verdiğine göre rampa yukarı çıkıyoruz gibime geliyor. Bu haritada çok güzel yollar var aslında. Böyle bozuk yollar falan da var da işte. Yani sıra sıra gidiyorum. Baka baka gidiyorum daha doğrusu. İnşallah önümüze güzel yollar çıkacak. Navigasyon da yok. Virajda mıyız, değil miyiz? Göremiyorum. Haritayı da açmak istemiyorum göz zevkinizi bozmamak için. Allah, yola bak. Sol taraf neymiş ya bu arada? O ne ya? Şurada bir haç işareti var, onu gördüm. Ama şuraya anlam veremedim. Herhalde yani şehitlik diyeceğim de bunlar da şehit kavramı
Olmadı. Yani kendilerine göre vardır herhalde öyle bir yer. Anıt gibi bir yer diyeyim bari. Şehitlik biraz saçma oldu da. Anıt gibi bir yer galiba burası. Evet, basalım bakalım biraz. Şimdi rampa aşağı iniyoruz. Tek şeridi bize verdi. 94-95 gidiyoruz da çok da basmak istemiyorum şu an. Hatta şöyle bir tık Allah'a karşıya geçebiliriz şu an. İyi iyi, frenlerim o kadar da kötü değilmiş ya. Güzel tutuyorlar. Evet, rampa aşağı iniyoruz şu an. Bayağı bir yavaşladı bu ya. Şöyle biraz hızlanalım. 75'e gelelim. Evet, şöyle 75-75 ineriz zaten. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Oo, burası çok güzelmiş. Yapıştır. Vallahi burada bayağı bir basarım yani. Hızımı alabildiğim kadar giderim şurada. Karşıdan turkuaz bir tır geliyor galiba. Benim tırın rengi şey, benim otobüsün rengine benziyor. Yani bir tık andırıyor. Daha çok maviye kaçıyor. Evet, bir kontrol noktasına daha geldik. Daha doğrusu sınır mı acaba buralar, bilemedim ama kontrol noktası herhalde. Eyalet geçişleri falan da olabilir. Şu an zannediyorum Arjantin'deyiz. Şöyle en sağa doğru geçeyim ben. Aslında şu tırcının arkasından bedeveye geçseydik iyiydi be. Vallahi keşke bedeveye geçebilseydik. Her şey usulüne uygun diyorsun da... Ay pardon, oyunu durdurduk. Bariyer niye kalkmadı? Ben onu anlamadım şu an. Her şey usulüne uygun yazdı ama bariyer kalkmadı. Öbür tarafın bariyeri kalktı ya. Böyle bir saçmalık yok ya. Şimdi buradan geçemezsek hiç şaşırma. Neden böyle bekliyorum ki? Şuradan geçeyim şöyle. Her şey usulüne uygun yazdı. Bariyer kalkmadı. Ya bug'a girdi ya orada bir problem var. Yağmur yağacak gibi bir hava var. Hava bayağı bulutlu. Oo, sağ taraftaki dağ da güzelmiş bu arada. Tam önümüze geçti şu an. Vallahi zorlayacağım. O zaten bayağı bir önümüzde fren yaptı da. Burası çok keskin, güvenemedim vallahi şu viraja. Haritanın bazı dağlarında bug'lar var.
Yani umarım düzeltiyor. Bana bize bir zararı yok gerçi de. Görüntü olarak kötü duruyor. Tam karşımızda mesela. Yani bug gibi gözüküyor ama tam bilemedim. Şu an düz mü gideceğiz? Yok, soldan gideceğiz. İyi ki bakmışız. Yoksa düz gidecektim valla. Virajlar çok keskin. İleriyi göremiyorum. Kaza yapmamak için de sollamaya çıkmıyorum o yüzden. Fırsatını bulduğumda yapıştırıyorum zaten. Direkt tokat manyağı yapıyorum da. Şu an yolun en virajlı bölümüne geldik. O yüzden geçemiyorum şu an. Ah be, tam çıkacaktım da karşıdan araba geliyor. Bakabildiğim en uzak noktaya bakıyorum arkadaşlar. Yani gördüğüm kadarıyla yani boşsa çıkıyorum. Tabi bazen yanılabiliyoruz da. Gördük zannediyoruz ama göremiyoruz. Neyse, o çok yavaş gitmiyorlar en azından önümüzdekiler. Gıy gıy gitmiyorlar da bizi de oyalamıyorlar yani, normal standart bir hızda gidiyorlar yani. Tabii bu onları sollamayacağım anlamına gelmiyor. Fırsatını bulduğumda hepsini tokatlayacağım da. Şimdi şu otobüs bir geçsin. Ben de o ara hızımı alayım. Evet, karşıdan binek ve tır geliyor. Sağ tarafın manzarası bu arada gayet güzel. Şu dağları biraz daha gerçekçi yapsalar aslında. Yolumuz biraz uzun olduğu için o yüzden hızlı gidiyorum. 409 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam. Yine bir araba geliyor. Allah, vallaha dokunduruyorduk. Yani bunlar da var ya. Bizi buldular şimdi. Bir sollattırmadılar şu karşıdan gelen araçlar ya. Zannediyorum biz bunları geçemeyeceğiz yani. Havalandık ama tokatlayacağız diye. Pek tokatlayabilecekmiş gibi durmuyor. Karşıdan araba geliyor zannettim, değilmiş. Oha, ne tarafa döneceğiz? Hemen şöyle bakalım. Sağa dönüyormuşuz. Hemen şöyle sağa doğru bir dönüş yapalım. Vallahi sola sinyal verdik, sağa döndük. Çaktırmayın. İşte navigasyonun olmaması kötü. Karşıdan bir araba geliyor ama umarım yetiştiririz. Hadi 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 hadi. Evet, güzel. Sağ tarafımız yine manzara 10 numara.
Bunu sollayabilir miyim şu karşıdaki gelene kadar? Bence sollarız ya. Bu arada şöyle bunu açmak zorunda kalacağım şu an. Bir saniye. Şöyle şunu açalım. Tam olarak nereye gideceğimi bilmiyorum çünkü az kalmış zaten. 23 kilometremiz kalmış. En azından gideceğimiz yeri geçmeyelim. Evet, şu ileride bir marina var. Marina gibi bir yer gözüküyor daha doğrusu. Oraya çekeceğiz otobüsümüzü. İnşallah güzel bir yerdir. Sağda tekneler, yatlar falan gözüküyor ama orası mı acaba? Orası olabilir. Vay, çok güzel yermiş ya bu arada. O yol yapımı mı varmış burada? Tır zannettim valla. Bir an tır var sandım orada. Şimdi buradan sağa dönelim. Tekrardan sağdan içeriye girelim. Evet, marinaymış, tam da doğru bilmişiz. Marina gibi bir yer dedik ama marinaymış. Bazen böyle marina, yani şey, harita üstünde tekne resmi oluyor ama böyle abidik gubidik yerler oluyor. Evet, şöyle duralım ya. Çok da yanaşmaya gerek yok zaten. Otobüsümüzün dışına da çıkalım. Şöyle sıfır kamerasıyla da hızlıca bir göstereyim ben size nereye gelmişiz. Evet arkadaşlar, geldiğimiz yer burası. Gayet güzel bir yere gelmişiz bu arada. Bu haritada zaten güzel yerler var. İndirip oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, videomuz bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.